Tabii seçimlerde sandığın önemi herkes tarafından bir kez daha belli olmuş oldu. Eskiden hırsızlık olmaz diye biz olaya bakıyorduk. Zaten bizim öyle bir şeyde gözümüz yok. Daha doğrusu haram bir tek oyu istemeyiz. Bir başkasının zerre miktar bir oyuna da haram oyuna da talip değiliz. Ama gördük ki dışarıdaki kötüler öyle bakmıyorlarmış olaya. Daha farklı bakıyorlarmış. Özellikle bir FETÖ tezgahıyla, hatta daha derin grupların gayretleriyle birçok sandıkta envai çeşit oyunlar oynamışlar. Kimi sandıkların başına kendi adamlarını yerleştirmişler. Kimi sandıkların sayım döküm cetvellerine bakıyorsunuz kaydırma usulü yaparak oyları çalmışlar. Kimi tarafta hükümlüler, engelliler adına oylar kullanılmış. Bütün bunları baktığınızda bizim tespit edebildiğimiz İstanbul'da 1000 kadar sandık var. Yaklaşık 300 bin seçmen demek. Üzerinde hile yapılmış insan sayısı. Bizim tespit edemediğimiz en az bu kadar daha vardır ama onlara artık bir şey demiyoruz. Biz istiyoruz ki sandığa atılan milli irade neyse oradan aynen çıksın, kağıtlar üzerinde o vuku bulsun. Yani milli irade yansısın istiyoruz. Biz zaten bu milletin iradesine rahm olmuş insanlarız. Onun en üstüne olduğuna inanmış insanlarız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu yaptığımız tespitler, deliller neticesinde de Yüksek Seçim Kurulu'nda büyük bir ekseriyetle seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Haliyle bizim ekip özellikle sandığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış oldu. Orada hep hakim olmak için, oylarımızı çaldırmamak için müthiş bir mücadele verecekler. Bu arada 15-20 günlük bir geçici dönemde mazbatayı almış gibi gözüken CHP adayının da neler yapacağını herkes anlamış oldu. O ekibin neler yapabileceğini anlamış oldu. Onların gözleri hizmet etmekte değil, İstanbul'un sorunlarını çözmekte değil, İstanbul'daki koca koca devasa problemleri iktidar gücünü de arkasına alarak çözmekte değil, başka şeylerde gözleri. Onu da görmüş olduk. İnşallah 15-20 gün sonra yapılacak olan seçimlerde Allah'ın izniyle biz milletin iradesinin ortaya çıktığı bir ortamda yeniden Binali Bey'i burada başkan seçeriz diye ümit ediyoruz.